18 bin 14 yıldır Türklerin yapmış olduğu bir diyet var. Anao diyeti veya Gökçek diyeti diyelim. Mesela sabah kahvaltı yaptınız veya çorba içtiniz. Öğlen yemeği ne yapacaksınız? Acıktınız. Öğlen yemeği yemek yok. Ne yapıyoruz? Acıktınız. Bir tabak, bir kase çerez hazırlıyoruz. Çerez nedir? Şimdi sabah kalktık. Kahvaltı veya çorba. Evet. Öğlene kadar bir şey yemek yok. Öğlen Hı. yemeği yiyeceksiniz. Diyelim 11'de, 12'de, 1'de veya Evet. 2'de her neyse herkesin yemek vakti farklıdır. Kahvaltı saatine Acıktınız. göre değişiyordur Evet, yani öğle yemeği yiyeceksiniz. zannedersem. Öğle yemeğini ortadan kaldırmamız gerekir. Nasıl? Küçük bir kase veya avuç dolusu fındık, fıstık, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru incir, kayısı kurusu hazırlıyoruz. Bir küçük kase, Ya değil mi? az bir şey, bir avuç. Fazla bir şey değil. Çok değil efendim. Aman dikkat Ama edin. Çok da oturup da hemen yemiyoruz yemesinler. yani. Oturup da hemen yemiyoruz. Sonra daha fazla kilo alırsınız bu Tabii sefer. yemek yok. Ne yapıyoruz? Acıktık. Saat 1 veya 2. Ne yapıyoruz? Bu badem, fıstık, fındık, üzüm, çekirdek vesaire, vesaire. Bunlardan 2 tane yiyoruz. Biraz mola. 10 dakika, 15 dakika. Evet, çok güzel bir sistem. Hemen hepsini birden yemiyoruz. Sonra tekrar 2-3 tane yiyoruz. Tekrar 10-15 dakika sonra ara veriyoruz. Böyle 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 böyle. Ne oluyor? Bir, yemiş olduğumuz besinler sulu olmadığı için, sert madde olduğu için mide çok sert asit salgılıyor. Bunu hazmetmek için. İki, karaciğer çok sert safra salgılıyor. Üç, pankreas çok sert enzim salgılıyor. Lipaz amilaz tripsin. İnce bağırsak çok sert. Ne oluyor? Bütün sindirim sistemini harekete geçiriyoruz. Bunu sindirim salgılarını salgılayabilmesi için vücudumuzun neye ihtiyacı var? Enerjiye. Enerjiyi nereden elde ediyor? Zaten yediğimiz Depolanan yağlardan, besinler. hayır, yağları Ha, harcamaya başlıyor. yağlardan. Evet. Yağları enerjiye dönüştürmeye başlıyor vücudumuz. Hazır depolanan yağları yakmaya başlıyor. O yediğimiz besinlerde gıdalı olduğu için, vücudun şeker dengesini düzenlediği için zaten problem yaratmıyor vücuda, değil Onun mi? hayır. Zaten yağları enerjiye dönüştürüyor. Zaten şekere dönüştürüyor. Hazır depolu yağları eritmeye başlıyor. Çünkü yemiş olduğumuz besinlerde glikoz çok az. Şeker çok Evet. az olduğu için Evet. onlardan karşılayamıyor. Bu doymuşluk hissi veriyor. Fındık, fıstık, ceviz, incir, efendim, badem. Bunlar bir çok sert oldukları için mide çok sert asit salgılıyor. Aşırı enerji harcıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için ne yapıyor? Hazır depodaki yağları harcamaya başlıyor. Enerjiye dönüşüyor. Glikoza değiştiriyor. Yakıyor. Bir. İkincisi yavaş yavaş vücudumuz artık tabii ki insülin salgılamıyor. Leptin salgılıyor. Leptin salgıladığı için sürekli bir depodaki yağlar erimeye başlıyor. Erimeye başlıyor. Akşama kadar. Akşam ne yapıyor? Normal kişi yemeğini yiyor. Değişen bir şey yok. Yani burada sadece kişinin yapacağı öğle yemeğini ortadan kaldırıyor. Açlık hissettiği zaman çerezden bir iki tane yiyor. Hocam Acıktı. Tekrar bir bir iki. de şunu soracağım Sürekli, yani özür dilerim. Şimdi sürekli burada bir sirkülasyon olduğu için ben. mideyi, karaciğeri, pankreası, bağırsakları sürekli bir uyarı, sürekli bir Boş bırakmamak. boş bırakmadan harekete geçiriyor. Harekete geçiriyor, harekete geçiriyor. Böylece ne oluyor? Sürekli asit, baz, enzim salgılıyor, enerji harcıyor. Bu arada ne yapmak gerekir? Arada sırada duş alır kişi. Sıcak duş, soğuk duş. Aldı mı aşırı enerji harcar yine. Ya, tabii ki spor yapmak gerekir. Bu öğle yemeğini ortadan kaldırırsa kişi kaldırabilir. Hocam bir de dediğim gibi her şeyden yani yemek daha önemli değil mi? Sadece protein ya da sadece sebze beslenecek yerde hepsinden biraz biraz daha mantıklı bir beslenme seçimi değil Tabii. midir? Mesela bizim 120 kilo gelen bir beyefendi arkadaşımız Oh maşallah. Dukan diyeti, Karatay diyet yapmış. Nefes alamıyor, yürüyemiyor. Eyvah. Tıkanmış kalmış. Daha da kötü hale gelmiş. Nefes alamıyor.
Beni aradı, dedi ki ya ne olacak benim bu halim? Çok kötüyüm. Hı hı. Dedim ki Anadolu diyeti. O da ne? Gökçek diyeti. Yeni bir formül. Rahmetli annemden. Türkler bunu binlerce yıl iki öğün beslenmiştir. Hı hı. Üç öğün yoktu. Avrupa'dan çıktı. Hı hı. Yapabilir misin? Yaparım dedi. 4 ayda 40 kilo verdi. Maşallah. Hiçbir ilaç, hiçbir şey kullanmadan. Hiçbir şey kullanmadan. Yani maşallah. Şu ilaçtır, bu ilaçtır, o ilaçtır gerek kalmadan. Ama peki bir diyelim, gıda takviyesi yine izleyicilerimize tavsiye eder miyiz? Tabii, önerir mesela miyiz? Mesela diyelim ki vatandaş vitamin, mineral, enzim ihtiyacını, enerji almak istiyor, enerji ihtiyacını karşılamak. Çünkü hı hı. O zaman takviye olarak spirulina, mesela spirulina nedir? Yiyorsun. Bunda 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini, omega 3, 6, 9, alt türevleri, esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler. Yani spirulina bir poşet dolusu eczaneden alacağınız vitamin, mineral, enzim haplarından daha değerli, yan etkisi yok. 10 tane alabilirsiniz. 10 tane yuttunuz. Ne oldu? Sadece ıspanak veya pırasa yemişsiniz gibi yeşil yeşil çıkar. O kadar. Oo, ne güzel. Yani fazla aldığınız yan tesiri yok. Hı hı. Kişi mesela diyelim ki günde ben mesela 4 tane alıyorum. Bazı çocuklar için 1 tane, bebekler için daha az. Hı hı. Ben mesela 4 tane alıyorum. Diyelim ki kişinin günde kaç saat uyuması gerekir? 8 saat. Hı hı. 5 saat bana yetiyor. Neden? Çünkü vücudumuzdaki asit atıyor. Vücut neden kişi uzun yatmak, uyumak ister? Vücudundaki laktik asit, asetik asit, formik asit, sülfürik asit, asitleri atamadığı için beyin emrediyor. Yat, henüz temizlenmedin, arınmadın. Yatıyor, 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 yatıyor. Yattıkça daha da ağırlaşıyor, tembelleşiyor, tembelleşiyor. Bu kişi enerji verdiği için, vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşıladığı için ne oluyor? Asidi atıyor, temizliyor, rektefe yapmış gibi. Tertemiz oluyor. Asit düşüyor, problem ortadan kalkıyor. Evet. Bir de alkali beslenme. Yani vücuttaki asit atmak için karbonat. Hı hı. Forte. Bu çok özel bir karbonat. İngiliz karbonatının geliştirilmiş hali. Hı hı. Bir tatlı kaşığı 1 litre suya karıştırıp kişi bunu kullandığında vücuttaki asidin atılmasını hızlandırıyor. Hı hı. Ve bünyeyi cerrahat curuf oluşmasını, vücudu temizliyor, arıtıyor. Tertemizliyor. Hiçbir şey bırakmıyor.